Aslında bugün geldiğimiz süreçte bir sıkışıklığın olduğunu görebiliyoruz. Türkiye yönetilemez bir durumda. İktidar yani AKP MHP iktidarı bu süreci yönetemeyecek durumda. Çünkü bunu yönetmeyi de Kürtlere baskı, işte şiddet, tecrit uygulayarak yönetmeye çalışıyor. Bunun altından kalkamaz yani. Çünkü Kürtlerin dilini, kültürünü yok ederek, hiçleştirerek, asimilasyon uygulamalarını geçmiş tarihten bugüne kadar getiren bir anlayış nasıl yürütemediyse, bugünkü iktidar da bunu bu şekilde yürütemez. Zaten hani tecritle başlayan bir sürecin toplumun geneline, yani İmralı'daki tecrit sisteminden tutalım, toplumun geneline sirayet eden bir baskı ve toplumu bir ablukaya alan bir yapı, bir iktidar Türkiye'yi yönetebilmesi mümkün değil. Bizim yani iktidarlara sunacağımız şey şudur. Demokrasinin oluşmadığı bir yerde zaten belli bir şeyden bahsedilemez. Yani siz demokrasiyi oturtamazsınız, orada başarılı olma şansınız yoktur. Demokrasiyi oturtabilmenin ve özgürlüğü geliştirebilmenin temel yolu aslında halkların inançlarına, kültürlerine saygı duymanızdır. Ve bizi bu süreç 90'lı yılların da ötesine götüren bir politika ile karşı karşıyayız. Sen tecriti uygula, İmralı'da başlayan Sayın Abdullah Öcalan üzerine başlayan tecritin bugün aslında bütün halkı genel bir tecrit içerisine aldığını görüyoruz. Aslında çözümün adresinin İmralı olduğunu ifade etmemizin nedeni de bütün yaşam alanın demokratikleşmeye doğru gitmesinin gerekliliğini göstermek adına bunu söylüyoruz. Çünkü siz demokrasiye oturtmadığınız sürece demokratik, özgürlükçü bir bakış açısını yaratmadığınız sürece krizlerden çıkamazsınız. Bugün gelinen son siyasal gelişmelerde Kürtçe diline, kültürüne, halayına, sloganına müdahale ediyorsanız dönüp insan size sorar, iktidara sorar. Demez mi? Siz gittikçe geriye giden, daha geri yerlerde çözümü arayan bir noktada oluyorsunuz. Oysa çözüm nerede olduğu bellidir. Çözüm tecritin kaldırılmasıdır. Bütün halkların, inançların özgür bir şekilde Türkiye'de kendisini ifade etmesidir. Bunun için de başta İmralı tecriti olmak üzere toplumdaki bu asimilasyon ve inkar politikalarından vazgeçin diyoruz. Ve dolayısıyla bu aynı zamanda Türkiye'deki siyasetin Orta Doğu ve dünyaya sirayet etmesini de gözleyebiliyoruz. Savaştan, kaostan beslenen anlayışlarından artık vazgeçilmesi gerektiğini, bunların çözüme değil çözümsüzlüğe gittiğini görmek gerektiğini ifade etmek istiyorum. Ama çözüm ve demokrasi istiyorsanız o zaman yüzünüzü topluma, halklara, inançlara, onların kendilerini nasıl hissediyorsa, kendi kültürlerini ve dillerini yaşayabilecekleri bir ortama hazırlamak zorundasınız. Bunu yapmadığınız sürece sizin iktidarda kalmanız ya mümkün değil. Zaten bu süreci yönetmeniz mümkün değil. Halkın bu kadar yoksullaştığı, düşünce ve ifade özgürlüğünün yani adaletin ortadan kalktığı bir süreçte başarı şansınız yoktur. Eğer Türkiye'de bir demokrasinin inşa edilecekse başta halkların dillerine, kültürlerine saygınız olacak ve bunun anayasal, yasal statüye kavuşması için gereken neyse yapılmasını la gerçekleşecek diye ifade edeyim. Kürt siyaset hareketi bugünkü süreçle oluşan bir hareket değil. Tarihi geçmiş süreçlerdeki mücadeleyle gelen bir harekettir aynı zamanda. Bunun tarihi geçmişine baktığımızda hiçbir dönemde başarılı olmayan bu iktidar anlayışının bugün de başarılı olma şansı yoktur. Yani hakları inkar eden, parçalayan, bölen, dilini yasaklayan, kültürünü yasaklayan bir yaklaşımın kabul edilemez olduğunu ifade etmek istiyoruz. Hiçbir zaman alternatifsiz değil zaten. Kürt siyasi hareketi bunun alternatifsiz olmadığımızı ifade ederek demokratik, toplumcu bir anlayışın hayat bulmasını sağlayan mücadelesini tekrar gerçekleştiriyor. Dolayısıyla biz hiçbir zaman için kendi kültürümüzden, dilimizden vazgeçmeyeceğiz. Halkımız bundan vazgeçmeyecek ve halkımız dilinden, kültüründen vazgeçmediği için bugün de mücadele
mücadelesini sürdürüyor. Tutuklamalar yaşadık, katliamlar yaşadık, yasaklamalar yaşadık. Bunların hepsini görmediğimiz hiçbir şey kalmadı Kürt halkı olarak. Ama bunlarda başarılı oldu mu? Bugün geldiğimiz süreç tam da iktidarların yaşanan krizleri çözememe sürecidir. Bu krizleri çözüm süreci, az önce de ifade ettim, tekrar söyleyelim, halkların dilini, kültürünü rahatça, özgür bir ortamda yaşamasını sağlamaktır. Kürt halkı bunlarla mücadele etti, tekrar mücadele eder. Alternatifsiz değildir. Kendisini yaşatmak, dilini, kültürünü sahiplenmek için gereken her şeyi sloganla da her şeyde attı. Bunların iktidar, bunların yasak olmadığını tüm dünyaya duyursa da bugün yapmış olduğu pratiklerle çeliştiği kendisini gösteriyor. Bunların insanların kendi düşüncelerini, dillerini ifade etmelerinin yasak olmadığı herkes tarafından bilinen bir şeydir. Kendileri de çok rahat biliyor ama biraz kriminalize edecek bir noktaya evirerek bir kaos ortamı yaratmaya çalışıyorlar. Oysa Kürt halkı bunların hepsini yaşadı, gördü, biliyor ve bunların çıkış noktasını da kendisi yaratıyor ve biliyor. Bunun çıkış noktası da çok nettir. Herkes diline, kültürüne, halayına, zılgıtına, düşüncesine saygı duyulması ve bunu önceki gibi devam etmesini sağlamaktan geçer diye ifade edeyim.